Evet arkadaşlar, şu anda arka tarafımızdaki cami Ayasofya. Şu anda ikindi ezan okunuyor. Ben de namaz için camiye gideceğim. Namaz sonrasında video çekmeye devam edeceğim Ayasofya Camisi'nin içerisine. Umarım güzel bir video olur. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, caminin dışarısı burası. Tabi videonun başında dediğim gibi ben İstanbul doğumluyum. Tabi burası geçen sene açıldı daha ibadete. Daha öncesinde müzeydi biliyorsunuz Ayasofya Camisi. Ben çok defa geldim kapının önüne müzeyken. Tabi o zaman cami değildi. Şu gördüğünüz alandan içeriye müze için giriş vardı. Tabi şu anda orası cami girişi oldu. Bu şekilde. Size detaylı olarak caminin içerisinde göstereceğim. Dediğim gibi daha önce buraya çok geldim. Ama daha önce müzeydi. Girmek istemedim. Birçok defa kapısına girdim. Sıra bekledim. Sıra bana geldi. Sırf müze olduğu için, yani burası bir camiden müzeye çevrildiği için ben girmedim. Birçok defa kapısına girip sıra bekledim. Bana geldiği andan itibaren geri çekildim. Ben dedim müze olarak buraya girmeyeceğim. İnşallah bir gün nasip olursa cami olarak gireceğim diye. Elhamdülillah bugün cami olarak ibadete açıldı. Tabii daha önce geldim ben. Bu benim buraya 5. gelişim. İçerisinde, hatta şunu da söyleyeyim, ilk açıldığı hafta değil, hemen bir hafta sonra cumartesi akşamı buraya geldim. Aynı şekilde cumartesi akşamından direkt yatsı namazına geldim. Yani iş mesaiye gitmiştim cumartesi günü. İş yerinden çıktım, hiç evime gitmedim. Evet, hiç evime gitmedim. Mezahiden çıktıktan sonra direkt olarak bir hafta sonra açıldığı zaman direkt olarak bu camiye geldim. Ve burada o cumartesi akşamı, yani açıldıktan bir hafta sonra cumartesi akşamı burada sabahladım. Evet, şu anda da gerçekten hüzünlüyüm. Çünkü çok istiyordum. Elhamdülillah Allah bize nasip etti. Burayı cami olarak namaz kılabiliyoruz şu anda. İçerisinde sizi de gezdireceğim. Şu anda gerçekten biraz hüzünlendim. Gerçekten çok geldim buraya. İçerisine girmek için. Sırf müze olduğu için kapıdan en az 4 defa döndüğümü biliyorum. Tabi şimdiye kadar buraya geldiğinin sayısı yok. Yani en az 500 defa gelmişimdir. Yani cami açılıp ibadete açıldıktan sonra sadece 5-6 defa geldim. Tabi daha öncesinde en az 500 defa gelmişizdir. Tabi birçok defa kapıdan döndüm, hiçbir şekilde içeriye girmedim. İnşallah dedim bir gün açılır. O şekilde gireriz. Şu anda da açıldı ibadete. Şu anda ikindi namazı okunuyor, ikindi ezanı okunuyor. Teşekkürler.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en arkadaşlar şu anda namaz bitti.
Şu anda size içeriği çekeceğim ama fazla sesli konuşamıyorum. Sadece video var. Biraz bu şekilde bakalım. Şu karşı tarafta görünen perdelerin altında sözde Hazreti İsa'nın annesinin resmi var. Tabi Hristiyanlara da saygısızlık olmasın diye bunu şey yaptılar, üzerini perdeyle kapattılar tamamen. Resmi kaldırmadılar ama perdenin üzerine, perdeyle resmin üzerine kapattılar bu şekilde. Caminin içerisinde resim var ama bu şekilde kapalı. Perdenin arkasında. Şu anda genel olarak şöyle bir resim daha çekeyim. Tabii maskelerimiz takılı. Malum korona var. Belirttiğim gibi cami girişinde çektiğim videoda tabi burası geçen sene açıldı ibadete. Daha öncesinde korona vardı. Pek giriş şu anda da var gerçi korona ama şu anda biraz daha hafifledi. Bugün biz sokağa çıkma yasağı olduğu için pek kalabalık değil. Şu anda bizim için iyi oldu bu. Daha önceki başta da belirttiğim gibi buraya ben birçok defa geldim. İstanbul'da olmayayım ben. En az 500 defa gelmişimdir. Belki de daha fazla. Ama tabii o zamanlar müzeydi. Burası Ayasofya cami değildi. Müze olarak geçiyordu. O yüzden dolayı birçok defa geldim kapıya kadar. Kapıdan geri döndüm. Dedim ben buraya müze olduğu zaman değil, inşallah dedim cami olduğu zaman gireceğim. Bu şekilde kapıya gelip en az 4-5 defa geri döndüğüm oldu. Hiçbir şekilde içeriye girmedim. Her geldiğimde de şu duayı ettim. Dedim inşallah dedim bir gün cami olur. Bu kapıdan içeriye girmek bize nasip olur diye. Hiç girmek nasip olmamış daha önceden. Tabii şu anda cami oldu. Bu benim buraya bir 10. defa oldu gelişim. Yani bir 5'in üzerinde geldim ben buraya. Hatta bir günde dediğim gibi ilk açıldığı hafta değil, bir sonraki hafta cumartesi akşamından geldim. Bu şekilde cumartesi akşamından gelip o gün akşam akşama yetişemedim. Yatsı namazı ve bir sonraki cumartesi akşamı gelip pazar günü sabahına kadar pazar günü sabah cumartesi akşamı gelip burada sabahladık. Tabii onların da videosunu yükleyeceğim. O zaman girerken o zamanki video da var elimde. Onu da yükleyeceğim. Gerçekten çok değişik bir duygu. Çünkü kaç defa gelip kapıdan geri dönüp tekrar yeniden bir daha ibadete açıldığı zaman gireceğim diye kendini şartlandırıp çok bekledim. Şu anda benim yaşta 35. Ben çoktandır İstanbul doğumluyum. Uzun zamandır buradayım. Birçok defa geldim. Ama hep kapıdan döndüm. Dedim duandı. İnşallah dedim bir gün nasip olursa içeriye dedim cami olarak gireriz. İnşallah dedim ibadete açılır. Şu anda da Allah'a şükür diyoruz. İbadete açıldı. Şu
Şu anda ikindi namazımızı kıldık. Teşekkür ederiz. Size zaten içeriği aydınlı bir şekilde, aydınlatılmış bir şekilde göstereceğim genel video olaraktan da. Bu şekilde aslında biraz anlatılacak çok şey var. Hüzünlüyüm. Konuşamıyorum yani. Gerçekten benim için çok özel. Allah nasip etti. Bugün cami olarak ibadete açık. Eğer İstanbul dışında olup buraya gelmeyen varsa mutlaka gelmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka gelsinler, görsünler. Mutlaka gelip görsünler. Çok değişik bir duygu. Çünkü benim için gerçekten çok özel. Allah'a şükürler olsun. Bugün itibariyle ibadetler açık. Her vakit açık. Hatta gecesi de açık. Yani gece atıyorum yatsı namazından sonra kapanmıyor. Aynı şekilde sabaha kadar cami açık. Gezip ziyaret edilebiliyor. Tavsiye ederim. Gelin İstanbul'u Ayasofya Camisi'ni görün.